Evet, peygamberin sıfatlarını sayıyor Cenab-ı Hak. Ahzab suresinde bir grup ayette, 44, 45, 46. ayetlerinde orada buyuruyor ki Estağfirullah, ya eyyühen nebiyyü inna arsennâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîra ve da'iyen ilallâhi bi iznihi. Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir misyonla Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i görevlendirmiştir. Evet, dolayısıyla bizim literatürümüz davettir. Onun için ümmeti ikiye ayırır bizim kültürümüz. Ümmeti davet, ümmeti icabet. Bir, kendileri icabet etmiş olmuş, kabul etmiş olanlar, diğeri de kabul etsinler diye davetimizin devam ettiği insan toplulukları olarak. Hazreti Peygamber bu davetini dile getirdiği bir ifadede Yusuf suresinde buyuruyor ki قُلْ هَذِهِ سَب۪يل۪ي İşte benim yolum bu. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ Ben Allah'a davet ederim. Alâ basiretin, bir basiret üzere اَنَا وَمَنْ اِتَّبَعْن۪ي Ben ve bana tabi olanlar biz böyle yaparız. Bakın Yusuf Bey, Allah'a davet, Allah'a davet diye bir misyonu var peygamberlik kurumunun. Hiçbir peygamber kendine davet etmemiştir. Peki buradan bizim anlayacağımız ne var? Bugün din tebliği yapan, din adına konuşan insanların Allah adına konuştuklarını unutmamaları lazım. Çünkü onları dinleyenler Allah'ın bir kelamını, bir hakikatını dinliyorlar, psikolojisiyle bakıyorlar, kulaklarını efendim açıyorlar, gözlerini dört açıyorlar. Niye? Allah'ın bir hakikati, bir kelamı, bir buyruğu, bir prensibi ona anlatılıyor. Duygusuyla bunu yapıyorlar. Oysa şimdilerde ya mezhebe, ya tarikata, ya cemaate, ya gruba, ya partiye, ya şuraya, ya buraya. Peygamber kendine davet etmiyor, Allah'a davet ediyor. Bütün peygamberler böyle yapıyor. Öyleyse bizim davetimiz de Darüsselam dediğimiz Kur'an'ın yoludur, Allah'ın yoludur. Allah'a davet edeceğiz. Başka davet argümanları geliştirmeyiz. Allah'a gel. Biz daha da şey yapalım. Diyelim ki sen bana gelme. Sağa sola da gitme. Kendine gel. Kendine gel. Fıtratına aynen. Gel kardeşim. Aynen öyle. Allah'ın seni programladığı fıtratına gel. Aynen öyle. Dolayısıyla vahiy fıtratın ikiz kardeşidir. Kesinlikle. Dolayısıyla davet yani davet budur. Budur yani. Bunu öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Böyle olunca yani bu yaptığın işten hiç kaybetmezsin zaten. Yani bunu yapıyorsan zaten kazanıyorsun. İbadeti yapıyorsun, Allah'a davet etmiş oluyorsun, onun yoluna davet etmiş evet. oluyorsun. Başka davet adresleri sıkıntılı olabilir. Nereye gideceği belli olmaz. Allah-u Teala En'am suresinde onun için sayıyor 151, 152, 153. ayetlerinde 10 tane esas üzerinde duruyor. Ondan sonra buyuruyor ki ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen. İşte benim dosdoğru yolum bu. Ettebi'ûhu. Bu yolu takip edin. Kur'an'ı yani takip edin. Ve lâ tettebi'us sübule. Başka yollara tabi olmayın. Ve teferraka biküm an sebîlihi. O başka yolların her biri sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürür.